Evet, Aksaray'da Orhan Yüzükçü abimiz bizleri bekliyor. Emir Bilmaraf'ta kendisi de. Orhan abim hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Hocam. Hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam Hocam. 4 gündür Emir Bilmaraf'tasınız. Gece gündüz vazifeyi yapmaya çalışıyorsunuz. 4 günün sonunda bizlere neler anlatacaksınız hocam? Sizleri dinliyoruz. Elhamdülillah hocam. Bizler de Aksaray ilinde vazife yapıyoruz. Öncelikle evet. Ben teşekkür etmek istiyorum Rabbimize. Yani böylesi büyük bir vazifede yer almak gerçekten çok önemli ve güzel. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Aksaray ilinde tabii malumunuz Anadolu diyarı ve Evliyalar şehri. Halkı oldukça sıcak. Çok sıcak karşıladılar bizi. Evet hocam. Şükürler olsun. Ama şunu gördük, biz gözlemledik. Bu vazifenin, bu çalışmanın çok önemli olduğunu her sene çıktığımızda anlıyoruz. Gerçekten insanlar Allah adına, İslam adına bir şeyler duymayı bekliyorlar. Bir boşluk var. Dolayısıyla da bu hizmet, bu çalışma oldukça önemli. Evet. Sadece aslında bu muayyen vakitlerde değil de bu vazifenin her Müslümanın aslında, pek çok Müslümanın yapması gerektiğini anlıyoruz, idrak ediyoruz. O nedenle çok önemli bir çalışma. Ben burada yaşadığımız bir hadiseden özellikle biz de çok tesirlendik. Onu da burada paylaşmak istiyorum seyircilerimizle. Vaktimiz tabii var, hocam, buyurun. Buyurun hocam. İçkili, dolaşırken içkili bir mekan işleten bir abimiz, bir rol abimiz, onunla karşılaştık ve oturduk dükkanına ve biraz konuştuk. Evet. İçki sattığını da söyledi yani dükkanında. Bizler de Mevlamızın aslında içkinin haram olduğunu beyan ettik kendisine. Bunun yanlış olduğunu, Mevlamızı memnun etmemiz gerektiğini, rızkı verenin Allah olduğunu, bereketi verecek olan da Mevlamız olduğunu beyan ettik. Ve şükürler olsun bu çalışmanın bereketiyle, güzelliğiyle tesir etti ve orada çalışan, oranın sahip olan Birol abimiz içki satmayacağını, bundan sonra içki satmayacağına söz verdi ve oradan ayrılırken gözümüzün önünde bizzat biz şahit olduk. Kasa kasa içkileri dükkanından attığını gördük ve bir daha asla satmayacağını söyledi. Bu gerçekten çok etkiliydi, bizi çok etkiledi. Evet. Bunu da buradan paylaşmak istedim. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Güzel bir çalışma. Rabbim devamını, tamamını nasip etsin ve bu çalışmada bulunan bütün arkadaşlarımıza da Rabbim başarılar ikram etsin diyorum hocam. Allah razı olsun hocam. Bizlere göndermiş olduğunuz fotoğraflarda da o kıymetli abimizin görüntülerini şu an ekranlarda biz yayınlıyoruz hocam. Mevla kendisinden razı olsun. İnşallah işlerinde daha hayırlı, bereketli işler nasip etsin hocam ona. İnşallah hocam. Hayırlı akşamlar inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ekibimize de selam olsun hocam.